Merhaba arkadaşlar kısa bir video çekeceğim 15-20 tane soru çözmeye çalışacağız Mobil uygulamadan çekiyorum ve dışarıdayım Ses olabilir onun için Parazit seslerden dolayı kusura bakmayın Videoyu beğenirseniz sevinirim Ben desteklemek için sizden bu ricamdır Şimdi sınav matiye tıklıyorum Rastgele sorular gelsin diye arkadaşlar Bakalım sistem bize rastgele soru getirdi Aşağıdakilerden hangisi delici karın yaralanması olan kazazede yapılması gereken ilk yardım uygulamalarından biri değildir? Bilinç kontrolünün yapılması, bilinci yerinde ise sırt üstü pozisyonda bacakları bükülmüş olarak yatırılması, dışarı çıkan organların içeriye sokulmaya çalışılması, yaşam bulgularının sık sık izlenmesi değildir diyor bakın. Cevap nedir? C seçeneği dışarı çıkan organları içeriye sokma ya da sokmaya çalışma doğru değil. Arkadaşlar ne yapıyoruz organları sokmuyoruz yerine kırık çıkık varsa düzeltmeye çalışmıyoruz bunların hepsi önemli devam ediyorum aşağıdakilerden hangisi bir kazanında sürücü ve yolcular araçta tutacak vücudun ileri sağa sola yukarı vurmasını engelleyecek teçhizattır panoramik cam emniyet kemeri açılabilir tavan hidrolik direksiyon soru basit bu emniyet kemeridir Emniyet kemeri ve hava yastığı özellikle ikisini söylüyorum bakın kazayı önlemez. Fakat kaza olduktan sonra ölüm ve yaralanma riskini azaltır. Organlarda özellikle beyne yeterli miktarda kan gitmemesi sonucu vücuttaki yaşamsal işlevlerin azalması durumu. Şok, soluk durması, tıkanma, kalp durması. Cevabımız şoktur arkadaşlar beyne kan gitmemesi sonucu hatta şokun pozisyonu var işte ayağı yukarı kaldırıyoruz ya 30 santim işte buradaki amaç zaten beyne kan gitsin diye. Şekildeki trafik işaret hangisini bildirir? Üçgen içerisindeki işaretler dikkat etmemiz gerektiğini, dikkatli olmamız gerektiğini bildiriyor biz sürücülere. Yani okul yürüyüş yoluna yaklaşıldığını, gençlik kampına yaklaşıldığını, okul geçidine yaklaşıldığını, alt üst geçide yaklaşıldığını. Bu gördüğünüz üzere okul geçidi levhasıdır. Cevap C seçeneği. Burada okul geçidine yaklaştınız diyor. Ona göre hızınızı ayarlamanız gerekiyor. Biz sürücülere bu üçgen levhalar genelde bunu anla anlatır. Yani dikkatli ol, hızlıysan yavaşla ya da hızını ona göre ayarla gibi manaları vardır. Aşa aşağıdaki araçlardan hangisinde takograf zorunludur? Otobüs, motosiklet, traktör, otomobil takograf dediğimiz cihaz biliyorsunuz. Özellikle ticari, tır, otobüs gibi araçlarda kayıt cihazdır. Aracın hızını kaç saattir sürdürüyor. Süren kişi kim bunları kayıt altına alıyor. Dolayısıyla cevap otobüs, kamyon, tır. Bunlardan biri olacak. İlk yardımcı olarak bulunduğunuz bir kaza yerinde. Kazazedelerden birinin öksürmeyle ağzından açık kırmızı renkte köpüklü kan geldiğini gözlemlediniz. Bu durumda aşağıdaki organlardan hangisinin yaralandığını düşünürsünüz? Karaciğer, akciğer, böbrek, bağırsak. Burada arkadaşlar öksürme diyor. Öksürük dediğimiz zaman için her zaman aklımıza arkadaşlar ciğer gelecek. Ve hangi ciğer? Akciğer. Arkadaşlar normal hayatta bile günlük hayatta çok öksürüyorsanız ciğerlerinizde sıkıntı oluyor. Yani hani hastalıktan sonra olsun tahribat oluyor. Ya da mesela yabancı cisim kaçtığı zaman bir kişi sürekli uzun süre öksürüyorsa yani aylarca filan büyük ihtimal ciğerde yaban cisim olabilir. Onun için gidip film çektirmenizde fayda var. Seyir halindeki aracın gösteri yapan elinde aşağıdaki ikaz ışıklardan hangisinin yanıyor olması trafik kurallarına uymak şartıyla derhal durulması gerektiğini bildirir. İşaretlere baktığımız zaman dikkatlice akü Evet araç hareket halindeyken diyor. Cevap arkadaşlar nedir? A seçeneğidir. Araç harekete halindeyken akü lambası yanarsa, ondan sonra yağ lambası yanarsa, yakıt kokusu alınırsa, yanık kokusu alınırsa derhal durup kontak kapatmanız gerekiyor. Milli Eğitime göre buradaki levhalar zaten B sinyal, C lamba D de rezistans. Cam rezistans arkadaşlar. Işte. Kavşaklara yaklaşırken yol üzerine çizilmiş oklar neyi bildirir? Durma duraklama park etmenin yasaklanmış olduğu, hızın arttırılması gerektiği, sağa sola dönülemeyeceği, seyir yönü duygun şeridinin kullanılması gerektiği. Arkadaşlar yol üzerine ya da lefa ile de belirtebilir bunu. Yol üzerine de çizilebilir. Bu sizin şeridinizi belirliyor. Yani buna göre şeritte seyredin diyor. Mesela düz gideceksen orta şerit ya da soldaki şeridi kullan diyor. Sağa dönecekler sadece mesela şu şeridi kullansın diyor. İşte bu farklı da olabilir. Leha olarak da sorulabilir. Soru 9. Hangisi otoyolda yapılabilecek davranışlardandır? Zorunluluk dışında park etmek, geri gitmek, hızına uygun şeritte gitmek, geriye dönmek. Otoyollarda biliyorsunuz park etmek, geri gitmek, geri dönmek kesinlikle yasaktır. Zorunlu durumlarda sadece işte arabanız filan bozulduğunda duraklama ve benzeri işler yapabilirsiniz. Fakat burada yanlış olmayan C seçeneği bize yanlış olmayanı soruyor. Hangisi yapılabilir diyor. Sıkıştırılmış yakıt hava karışımının buji ile ateşlenmez sonucu çalışan motor. Buhar makinesi, marş motoru, dizel motor, benzinli motor. Buji görünce neydi? benzinli motor. Buji genelde benzinli motorlarda var. Şunun için genelde kelimesini kullandım. Dizel araçlarda da ön ısıtma bujisi vardır. Fakat o ateşleme için değil burada yakıt hava karışımını ateşlemiyor. Karıştırmayın. Yani genel olarak buji kelimesi gördüğünüzde benzinli araçlar aklınıza gelsin. Aşağıdaki akciğer vücudumuzdaki hangi sistemde yer alır? Boşaltım, hareket, solunum, sinir. Ciğer dediğimizde aklımıza nefes alma geliyor. Az önce de bahsettik soluk alıp verme. Bu da arkadaşlar solunum sistemine dahil olduğunu bize gösteriyor. Hangisi duran aracı güvenli bir şekilde bulunduğu yere tespit eder, sabitler. Motor freni, egzoz freni, kompresyon freni, el freni. Cevabımız nedir? El frenidir arkadaşlar. El freni neydi? Hareket eden aracı yavaşlatır, duran aracı Sabitler, el freni ve ayak freni olarak iki çeşit fren var. Basit gibi geliyor ama bunlar maalesef sınavda çıkıyor. Dikkat etmezseniz yanlış yapıyorsunuz. Öndeki araç yol kenarına park etmeye çalışırken arkadan gelen diğer aracın onu beklemesi durumu trafikte hangi değere sahip olduğunu gösterir? İnatlaşma, öfke, sabır, aşırı tepki. Arkadan gelen araç da top sıkıştırmamış bak. Beklemiş sabırlı olduğunu gösterir. C seçeneği. Şekildeki trafik işareti hangisini bildirir? Yuvarlak levhalar içerisindeki figürler yasaklama bildiriyor. Yani bu da nedir? Traktör olduğuna göre, yuvarlak levha olduğuna göre traktör giremez diyor. %90'ı böyle bir iki levha hariç genelde yuvarlak levha gördüğünüz zaman içindeki figürü yasaklar. Kentlerimizden büyük sorunlardan biri olan trafik sıkışıklığında trafiği açamayacak bile trafiği açmayacağını bile bile sürekli korna çalarak çevrede bulunanların gürültü kirliliğine maruz bırakılması hali hangi temel değere sahip olunmadığını gösterir. Aşırı tepki, öfke, sabır, inatlaşma. Trafik açılmayacağı halde kornaya basıyorsun diyor. Bu da nedir? Sabırsız olduğunu gösterir. Bunlar trafik adabı. Az önce de bir tane vardı mesela. Gördünüz. Şekle göre hangi numaralı yollar tali yoldur? Arkadaşlar tali yollar nasıl biliniyordu? Ters üçgen levhası varsa tali yoldu. O zaman 1 ve 3'ü. Gördüğünüz üzere 3'te de var ters üçgen. tali yol. Diğerler ana yoldur. Hangisi geceleyin dur işaretidir? Cevabımız nedir? B seçeneği oluyor arkadaşlar. Bu trafik polisi ile ilgili soruları bolca çözüyorum zaten ben kanalda. Yani bir özel video var. Onu izleyin mutlaka bulup. 15 soru çözdük. Pardon 17 soru olmuş hatta arkadaşlar. Zaten çok da müsait bir yerde değilim dediğim gibi dışarıdan ses de gelmiş olabilir. Kusura bakmayın. Bugünlük burada bitirelim. Yine devam ederiz başka zaman. Şimdiden sınava gireceklere başarılar diliyorum. Hoşça kalın, iyi günler.